Herkese iyi geceler. Eyüp Yıldız ve Günay Esentürk YouTube kanallarına hoş geldiniz. Sevgili Günay ile beraber gündemi konuşacağız sevgili dinleyenler. Galatasaray yarın saat 22'de Hajduk Split'le karşılaşacak. Ayrıca pazar günü de yine saat 19'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Transferde de önemli gelişmeler var. Bütün bunları sizlerin de katılımıyla interaktif bir şekilde aynı zamanda centilmence konuşmaya devam edeceğiz. Chat bölümünden gelen mesajlarınızı belirli aralıklarla sevgili Günay ekrana getirecek, onu söyleyelim. Altta Twitter hesaplarımızı ve Instagram hesaplarımızı görüyorsunuz kayan bantta. Oradan bizi takip ederseniz çok mutlu olurum. Bugün acayip bir olay başıma geldi. Ali Palabıyık'la ilgili atmış olduğum bir tweet nedeniyle Fenerbahçeliler hesabımı spam yağmuruna tuttular sevgili arkadaşlar. Twitter'dan da bana etkileşim verirseniz, destek olursanız çok 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 mutlu olurum. Evet Günay, ne yapıyoruz şimdi? Evet, tabii ki de önce gündem maddemiz Hajduk Split. Öncelikle şunu söyleyelim. İzleyenlerimiz hoş geldi. Yorumlarınızı elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Yalnız sizlerden küçük bir ricam var. Spam yapmayalım. Yani üst üste yazmayın. Ben herkesin yorumunu elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Soru cevap bölümünde. Yine aynı şekilde ben buradan kayan yorumlardan hepsini getirmeye çalışacağım. Evet, yarın çok kritik bir maça çıkacak Galatasaray Eyüp abi. Yani Haçlı Split maçına çıkacak ve Galatasaray'ın parolası tabii ki de galibiyet. Galibiyetten başka bir seçenek yok. Neden? Fatih Terim özellikle UEFA'da ileriye gidebildiği kadar gitmek istiyor. Kesinlikle tek parola galibiyet. Şimdi Galatasaray sence yarın nasıl oynayacak? Onu sormak istiyorum önce. Şimdi bir kere Galatasaray'ın dengi bir takım değil. Yani bunu kibirli bir şekilde söylemiyorum. Bunu kağıt üzerindeki verilere, rakamlara bakarak söylüyorum. Bir de ben Hajduk Split takımıyla ilgili çok detaylı bir araştırma yaptım. Bir video çektim. Orada da paylaştım. Yani 2-3 oyuncu üzerine kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi transfer marka sitesine göre Hajduk Split takımını biraz daha bu site üzerinden anlatalım. Toplamda 20 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray'ın ederinde kesinlikle ve kesinlikle değiller. Bu 20 milyon euro da biraz şişirilmiş bu arada. Yani bazı oyuncuların ederi biraz fazla yazılmış. Şimdi çok ilginç bir şey. Buna da değinmek istiyorum. 2 gün önce ben video çekerken burada 8,5 milyon euro yazıyordu Günay Esentürk. Evet, biliyorum. Ben de Şimdi bakmıştım. 21 milyon euroya çıkmış neredeyse. Yani birazcık abartılı bir şey var, rakam var. Ama biliyorsun Yugoslavya kolu futbolda olsun, basketbolda olsun çok disiplinli takımlar oluyorlar. Güçlerini bilerek kontrollü bir şekilde oynuyorlar. Bu anlamıyla mutlaka dikkat etmek lazım. Ben şimdi birkaç isim vereceğim. Yarın maçı izlerken sevgili arkadaşlar bu isimlere çok dikkat edin. Çok tehlikeli isimler. Yani o takımın en çok dikkat çeken isimleri diyebiliriz. Bunlardan şöyle hemen başlayalım. Bir tanesi Sabek Darko Todorovic. Şu an böyle elimle üzerine geldim. Evet, ekranda büyüdü görüyorsunuz. Bir tanesi Darko Todorovic. Önemli bir oyuncu açıkçası. Performansı Galatasaray için dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yani hücum oyuncularımızın çok dikkat etmesi gereken bir oyuncu. Yine 21 yaşındaki Darko Nejasmić. Bu da ileride işte bayağı büyük bir fiyata satmak istedikleri bir futbolcu. Bu oyuncuyla ilgili de beklentileri çok fazla. Zaten rakamdan görüyorsunuz. Mijo Caktas. Bütün operasyonun başında bu var. Hajduk Evet. Split'in lideri Mijo Caktas. Bu oyuncu 3 milyon 700 bin euro piyasa değeri var. 10 numara pozisyonda oynuyor. Savunmaya da yardım eden Belhanda da tarzı bir futbolcu Günay. Bunu söyleyelim. Yani takımın beyni durumunda Mijo Caktas'ı unutmayalım. Bu sezon Yine 4 maçta bir gol bir asist oynamış. evet, Jario da Silva çabuk bir futbolcu. Çabukluğuyla kanatlarda fark yaratmaya çalışan bir oyuncu. Sol kanatta oynuyor. Yine savunmamızın çok dikkat etmesi gereken bir isim. İlerliyoruz. Şimdi Diamant Takos bu sezon transfer ettiler açıkçası.
Yanlış hatırlamıyorsam Salzburg'dan gelmişti. Ve dikkat çeken açıklamaları oldu. Bu oyuncu ne dedi? Falcao'nun formasını isteyecek değilim ama o isterse formamı verebilirim şeklinde. Böyle kendisini komik duruma düşürecek bir açıklama yaptı. Bir de Marin Jacolis var. Evet. Ha, şu bilgiyi de vereyim. Çok da sıkmak istemiyorum. Edin Gurisso şu ana kadar en iyi istatistik yapan futbolcuları, en başarılı futbolcuları Edin Gurisso. Ama iki farklı taktikleri var. İki farklı dizilişleri var Günay Esentürk. Zayıf takımlara karşı çift santrafor oynuyorlar. Diamantakos ve Marin Jacolis'i beraber kullanıyorlar. Güçlü takımlara karşı ise tek santraforla çıkıyorlar. Muhtemelen bize karşı savunma ağırlıklı ve tek santraforla oynayacaklar. Evet. Yani Galatasaray'a karşı ben çift forvet çıkacağını zannetmiyorum Hajduk Split'in. Biraz daha çok defansif oynayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da daha çok hücum ağırlıklı oynayacağını düşünüyorum. Zaten yani büyük ihtimalde Hajduk Split Galatasaray'a karşı, yani onlar da biliyordur hücum oynayamayacağını, özellikle bizim sahada olacağı için. O sebepten dolayı yani Galatasaray benim kanaatimce daha rahat geçecektir bu turu diye düşünüyorum, ama yine de tabii ciddiye almak lazım, çünkü futbol bu. Bakarsınız ilk 10 dakikada bir kırmızı kart olur, bir şey olur, bir anda maç karşı tarafa doğru döner. O yüzden Galatasaray yine dikkatli oynayarak, bence özellikle ilk yarıda baskın bir futbolla ilk yarıda koparmak isteyecektir. Şimdi kadroyu açıklarken, yani bizi açıklarken derken, kendi tahminlerimizi yürütürken, orada da Galatasaray'ın nasıl bir oyun planıyla oynayabilir kısmını konuşacağız. Buyurun. Soruları cevaplandıracağız. Mutlaka gönderin. Soruları bekliyoruz sevgili izleyenler. Sorularınızı cevaplandıracağız. Şimdi ben iki tane kadro ayarladım. Kendi kadrolarımı paylaşayım mı sevgili Günay? Tabii Müsaadenle. abi, bekliyorum. Tabii. Şimdi ilk kadrom hemen ekrana gelsin. Aslında ilk kadro beklenen kadro. Yani son maçta oynayan takım diyelim. Ben burada çok fazla riske girmedim. Aslında beklenen kadro bu. İdeal kadro bu. Kalede Fatih Öztürk var. Omar, Luyendama, Marco, Martinez. Taylan yine defansif orta saha tek başına. Onun önünde sağ tarafta Feghouli, göbekte Belhanda Emre ve sol kanatta Arda Turan ve tek santrafor Falcao. Şimdi bu Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki 11'i. Bu 11 ile Başakşehir'i 2-0 geçti Gaziantep'e. Yine bu şekilde oynamıştı. Ha, Bir sanatçı. Saratçı farklı, onu söyleyelim. Saratçı dışında bu 11 ile Galatasaray'ın çıkması bekleniyor. Ama ayrıca şimdi hemen bu 11'i de ekrana getireyim. Benim böyle bir sürpriz 11 beklentim var. Özellikle bizi izleyenlerden bu sürpriz 11 ile ilgili mesaj bekliyorum, yorum bekliyorum. Hemen onu ekrana getireyim. Bu da benim sürpriz 11'im sevgili arkadaşlar. Fatih Hoca, Fatih Öztürk'ten çok memnun. Onu o yüzden yine kadroya aldım. Omar, Dom, Marcao. Luyendama'yı dinlendirmesini bekliyorum. Burada Donk'u tercih ettim. Ve Martinez. Bence Martinez oynayacaktır. Çünkü Saracen'in sakatlığında başka bir alternatif yok. Taylan şimdi 3 maçta 90 dakika sahada yer aldı, değil mi? Yanlış Evet. hatırlamıyorum. Yanlışım Doğru. varsa düzelsinler. Gaziantep maçı, Neftchi-Baku karşılaşması, Başakşehir karşılaşması. Burada ben Taylan'ı hocanın dinlendirmesini bekliyorum. Fenerbahçe maçında çünkü Taylan'a çok büyük iş düşecek. Taylan'ı kesip Ömer Bayram'ı koydum. Buraya belki hani Donk'u koyup hoca Luyendama'yı tercih edebilir. Orta sahayı Feghouli, Belhanda, Etebo, Babel'den oluşturdum. Ben Babel'i oynatacağını düşünüyorum bu arada. Bence Babel ilk 11 başlayacak. Etebo'yu da yine Arda Turan yerine tercih edebilir. Arda'yı çok veya Emre Kılınç ikisini birden yıpratmamak için tercih edebilir. Santrafor'da Mbaye Diagne olacak. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Neftchi-Baku maçında da Santrafor Mbaye Diagne'ydi yani ve Evet, şov doğru. yaptı. Ben Mbaye Diagne'yi açıkçası Santrafor'da göreceğim. Bir arkadaşımız sürpriz dediğin kadro Banko yarın sahaya çıkacak abi. Eminim bundan demiş. Yani ben Beğendin bir mi tek, Birel kadromu? yani kadro çok güzel, ama
Etobo konusunda bir tek hani böyle tekrardan ikinci yarı alabilir mi diye düşünüyorum ki özellikle Ömer Bayram'ı tercih eder mi? Benim kadrom geldiğinde benim kadrom üzerinden de konuşuruz. Benim kendi tahmin kadrom üzerinden ama Etobo bence Galatasaray yani Fatih Terim tercih etmeyecek gibi geliyor bu maçta ve 60'tan sonra alır ve yavaş yavaş Fenerbahçe maçına da hazırlar diye tahmin ediyorum kendi açımdan. Ama kesinlikle forvette Jack oynayacak. Senin 11'ini de buldum. İstersen seninkini de Tabii. paylaşayım. Hı, tabii. Evet, şimdi bir de Günay Esentürk'ün 11'ini paylaşalım arkadaşlar. Bu arada yayını 83 kişi izliyor ama sadece gördüğüm kadarıyla 30 kişi like yapmış. Arkadaşlar like yapalım. Birazdan sorularınızı da cevaplandıracağız zaten. Yayını like yaparsanız çok 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 mutlu oluruz. Hemen şöyle bir senin kadronu da ekrana getirelim. Burada artık yani bildiğin YouTube televizyonu olduk yani. Evet. Böyle video paylaşan bir yerden ziyade bu canlı yayınlarla beraber YouTube televizyonu olduk. İşte bu da Günay Esentürk'ün kadrosu. Günay kalede yine Fatih var. Fatih'i kesiyorum ekrana tam girsin Evet, diye. yani Şuradan bize anlatır mısın? ben dörtlüyü bozmayacağını düşünüyorum ki Saracchi olsaydı belki yine Saracchi ile başlayacaktır. Başlayacaktı hoca bence. Martin Linnes mecburiyetten orada oynayacak ki Martin Linnes Başakşehir maçında girdikten sonra fena da oynamadı. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani Taylan'ı bu maçta dinlendirebilir hoca. Çünkü Fenerbahçe maçında çok yük binecek üstüne. Bunu da farkında. Ryan Donk'u değerlendirebilir ki Ryan Donk da çizgisini bozmayan, ne zaman hoca şans verse iyi oynayan bir futbolcu benim gözümde. Önünde Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli ve Diagne. Ben kesinlikle Diagne'yi bekliyorum bu maçta. Ömer Bayram yazmıştın abi sen ilk kadronu. Ben Ömer Bayram artık yani çok çok böyle çok sıkışmadıkça ben Fatih Terim'in Ömer Bayram'ı tercih edeceğini düşünmüyorum. Ha öbür taraftan ben bir tane kadroya yazdım. Öbür taraftan Taylan'ı oynatacak olursa da Ryan Donk'un yerine Taylan olabilir. Belhanda'yı yine oynatacağını düşünüyorum. Emre Kılıncı'yı yine oynatacağını düşünüyorum. Taylan'ı da neden dinlendirecek? Ha şimdi diyecekler ki ya Luyendama Marcao sürekli oynuyor. Taylan neden dinlendirilsin diye. İlla bir rotasyona gidecek hoca. Yani bence gidecek. Çünkü sıkışık bir fikstür var şu anda. Yani belki çok sürpriz bir kadroyla da çıkabilir. Çünkü Fenerbahçe maçına çıkacak Galatasaray. Burada çok ciddi bir bu maçta çok ciddi bir efor sarf edilecek. Bunların hepsini mesela Scout Piri ile görüşecek. Diyecek ki hocam durum nedir? Yani Scout Piri de diyecek ki şu oyuncu şu kadar oynayabilir, bu kadar oynayabilir. Çünkü şu an Galatasaray bilimsel olarak gidiyor. Bilimsel gittiği için bütün hocalardan fikrini alacaktır. Scout Piri'nin de raporuna göre kadroda değişiklik yapabilir. Evet, senin de kadron bu şekilde. Hı. O zaman ekrandan alıyorum. Muhtemel kadrolarımızı paylaştık sevgili arkadaşlar. Muhtemel kadrolarımız. Abdülkadir Tarapçı mesajlarımızı görüyoruz mu? Mesajları görüyoruz da şimdi soru cevap Birkaç kısmı tane olarak cevaplandıralım istersen. Birkaç tane tamamdır. cevaplandıralım. Sonra diğer gündeme geçelim. Tamamdır. Arda ve Feghouli ilk 11 oynamaz demiş Hendrix Ferlucci. Eyüp abi. Arda ve Feghouli ilk 11 oynamaz. Yani zaten kement atabileceği futbolcular bunlar. Yani bu maçta dinlendirebilir. Biz onları oynattık. Yani ben Arda'yı oynatmadım. Feghouli'yi oynattım ama hoca Feghouli'yi kesip Arda'yı da oynatabilir veya ikisini birden de oynatmayabilir. Ama mutlaka rotasyon yapacak. Bunu biz basın açıklamalarında gördük. Hı. Galatasaray artık her pozisyonda iki futbolcusu olan bir takım olmak çabası içerisinde. Böyle bir felsefeyle hareket ediyor Fatih Terim. Bu da çok doğru. Neden? Çünkü uzun maratonda mutlaka herkesi fiziksel olarak koruması lazım. Yıpranmasına engel olması lazım. Ancak başarıya bu şekilde gidebilir Galatasaray. Evet, Emre Coşkun Hajduk maçında orta sahamız Dong Ömer Etebo olur mu demiş ki ben çok ihtimal vermiyorum. Tamamen değiştirmez. Yani ilk üçlü yani en azından sürekli ilk 11 oynamış oyunculardan yine tercih edecektir hocam. Mesela Belhanda'yı tercih edebilir. Orada Emre Kılınç oynayabilir. Ama üçlüyü değiştirmez. Yani tam olarak değiştirmez. Bir tanesinde mesela orta sahada bir rotasyona gider. Defans stoperlerde belki bir rotasyona gider. Forvet'te kesinlikle bir rotasyona gidecek. Ama bu orta saha olmaz. Etobo konusunda hala yani
net oynar diyemiyorum Eyüp abi. Senin bir düşüncen var mı? Net bu maçta ilk 11 oynar dediğin. Yani Eto'ba. Valla ben hocanın tercih edebileceğini düşünüyorum artık. Yavaş yavaş Fatih Hoca bu risklere girecektir. Eto'boyu da kazanması gerekiyor. Ben oynatabileceğini düşünüyorum. Ama %100 hiç kimse için diyemeyiz. Yani birkaç futbolcu dışında kimse %100 göremeyiz. Ben Fatih'in %100'e yakın oynama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Diğer oyuncular içerisinde Marko'yu bence mutlaka oynatacaktır, Hı. kesmeyecektir. Diğer Martin Linnes'i oynatacaktır çünkü Saracchi sakat. Onun da bir alternatifi kalmadı. Diğer taraftan herkes oynayabilir, yedekte kalabilir. Muhammed Yusuf Yıldız, ben Oscar Cabezas alınsa iyi olur diye düşünüyorum. 23 yaşında bonservis elinde hazır hale geldikten sonra parlatıp satılabilir demiş. Vallahi Oscar Cabezas'la ilgili olarak Galatasaray zaten çalışma yaptı. Ama Özgür Sancar'ın verdiği bilgidir bu. O oyuncunun birçok menajeri var ve hepsinin de yetkisi var. Orada bir kaotik ortam oluştu ve o transferden vazgeçti Galatasaray. Ama ilerleyen dönemde Oscar Cabezas olabilir. Yani şöyle düşünüyorum. Yani Marcao satılırsa ondan sonra gündeme bir stoper girebilir diye düşünüyorum açıkçası. Şu anda bir stoper alınırsa Türk olur. Ama Oscar Cabezas sol tarafta da oynayabilen çok çabuk bir futbolcu. Kayarak müdahaleleri vesaire çabuklu olan bir futbolcu. O yüzden belki düşünülebilir. Evet. Ufkun Yüksel demiş ki Olcan neden oynamıyor? Bununla alakalı herhalde bir mahkeme süreci var. O Evet, yüzden bekliyorum. oynamıyor diye biliyoruz. Cem Sarıcar rotasyon bu maçta kesin olur. Taylan, Arda, Feguli'yi dinlendirir. Yani birkaç tane futbolcu dinlendirecek. Tabii Falcao'yu da dinlendirir bence. Falcao da yani çünkü yaşı yani olan bir futbolcu. şöyle oraya şöyle bakmamak lazım Eyüp abi. Yani dinlendirecekten kasıt Cagne de bu takımda formayı hak ediyor. Yani bu maçlarda Cagne'in de oynaması lazım. Yani birkaç tane maçta bence direkt Cagne'yi de atabilir. Yani ben son haftaki performansından çok çok memnunum açıkçası. Eray Soy'dan abi Ali Deniz Çakır gelsin demiş. Ali Deniz Şimdi Çakır. Ali Deniz Çakır ve diğer arkadaşlarımız da programlarımıza tabii ki katkı veriyor. Ali'nin evinde küçük bir internet problemi var. Onu iyileştirdikten sonra o da yayınlara daha fazla katkı verecek. Ben Ali ile konuştum bu konuyu. Sadece interneti iyileştirmesini bekliyoruz. Evet, Evden yayın yapıyor çünkü. Aydın Şentürk demiş ki maç hangi kanalda? Smart Spor'da. Bunu da Yani izleyenlerimize, D-Smart'ta. evet, izleyenlerimize söylemiş olalım. Keşke tek platformda tüm maçlar birleşebilse. Bunun sıkıntısını hep çekiyoruz. Yalnız Beşiktaş'ın bir tane karşılaşması açık kanaldan yayınlandı. Kanal D'den yayınlandı. Bu jestin Galatasaraylılara da yapılması gerekiyor. Bu jestin Kesinlikle. Galatasaraylılara da yapılması gerekiyor. Sadece Galatasaraylılara değil, tüm Türk takımlarına yapılması gerekiyor. Yani sadece bir takım odaklı gitmemek gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi bugün Fatih Terim'in açıklamalarını hepimiz dinledik. Transfer konusunda belli bir sıkıntıların olduğunu zaten biz söylüyorduk. Kendi yayınlarımızda da söyledim. Kendi yayınımda da söyledim. Tek başıma çıktığımda seninle yayın yaparken de söyledik. Önce Galatasaray oyuncu satacak, ondan sonra oyuncu alacak dedik. Bunu her zaman savunduk. Evet, bir sürü isim konuştuk. Bir sürü isim ortaya atıldı. Evet, bunlarla Galatasaray bir şekilde dirsek temasına girdi. Ama en son dündü galiba. Erdal'ın yayına çıktığımda da şunu söylemiştim ben. Yani Galatasaray şu anda durdu, bekliyor. Yani oyuncu satarsa alacak, satamazsa alamayacak gibi bir durum söz konusu artık. Çünkü teklif de gelmiyor demiştim. Şu an o noktada olduğumuzu zaten Fatih Terim açıkladı. Şimdi Bundan sonra Galatasaray, olabilir. evet. Şimdi özür dilerim, Günay sözünü kesmiş gibi oldum, bitti sanmıştım. Şimdi Galatasaraylar Fatih Hoca'nın verdiği şifreleri bence birleştirsinler. Fatih Hoca transferi şöyle görmüyor. Mutlaka gelsin, hemen gelsin, 3'e 5'e bakmadan transfer yapın diye düşünmüyor. Fatih Hoca sakin, panik yapmadan biraz takımına da oyuncularına da güveniyor. Transferi kendi mecrasına akmasını istiyor. Benim anladığım şu, benim hissettiğim şu. Bence Galatasaray transfer yapacak. Abdurrahim Albayrak bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Diğer yöneticiler transferi bitirmeye çalışıyorlar. Satmak istedikleri futbolcular da var, almak istedikleri futbolcular da var. Ama fırsat transferi olacak. Gerçekten fırsat transferi olacak. Bence biraz daha bekleyeceğiz. Yani 4 Temmuz'a ne kadar kaldı?
Şey 5 Ekim. Bakayım. 5 Ekim. 5 Ekim, yani 4 Temmuz nereden çıktı? 5 Ekim'e bugün ayın kaçı? 23'ü, 24'ü diyelim artık. İşte Yani 7, yani bir 8-10 gün var değil mi? 10 gün Şimdi ortalama var abi. 10 gün var. 10 gün bir, yani bu hafta geçer. Haftaya Salı, Çarşamba, Perşembe ben transfer açıklanır diye bekliyorum. Ben de açıkçası şöyle düşünüyorum Eyüp abi. Ben son günleri Sevda, göreceğimi düşünüyorum. Sevda'nın mutlaka sormuş olduğu birkaç soruyu cevaplandıralım. Çünkü çok uzun süredir bekliyor Sevda. Tamam. Sevda Yakıt demiş ki Dumbia ne oldu cevaplayın. İstiyor muyuz demiş. Evet, Fatih Hoca Dumbia ile ilgileniyor. Fatih Hoca'nın istediği oyunculardan biri. Ama ne oldu? Dumbia'nın kulübü Galatasaray talip olunca fiyatı birden yükseltti. Yani çok büyük bir rakama çekmiş. 10 milyon euro para istiyorlar. Ya 10 milyon euro zaten Galatasaray'ın parası olsa bırak bir tane defansif orta saha almayı, iki tane alıyordu. Yani Yakup Moder artık Kamil Jozwiak'ı alıp getiriyordu Galatasaray'ın öyle bir parası olsa. O yüzden eğer kulübü Sporting bu şekilde bir para istemeye devam ederse o transfer yatar. Ama Jorman Campuzano, bu oyuncu Galatasaray'a önerilmiş. Yine onu da söyleyelim. Boca Juniors forması giyiyor. Ben bugün bir video da çektim. Önerildiğini bildiğim için bir tane tanıtan video da çektim. Birkaç isim daha var. Seri yine boşa düştü. Tekrardan Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray artık bu kulüp bulamayan futbolcular içerisinden bir transfer yapacak. Bakın çok önemli bir noktayı çiziyorum. Altını çiziyorum. Galatasaray düzenli 11'de oynayan kulübünün sahip çıktığı kadrosunda düşündüğü bir oyuncu para verip almayacak. Galatasaray kulübünün göndermeye çalıştığı potansiyelli futbolcularla ilgileniyor. Özellikle de kuvvetli liglerden, yani Premier Lig'den özellikle. İşte Fulham'dan seri çıkartmaya çalışıyor. Başka oyuncular var. Bunları söyleyelim. Galatasaray'ın hedefi bu. Galatasaray akşam pazarından taze iyi bir ürün bulursa 2 kilo 3 kilo kese kağıdına koyup hemen alıp gidecek abi, pazardan çıkacak. Serdar Arslan sormuş. Jimmy ve Belhanda giderse Mehmet Ekici cüzi miktarlı rotasyon için alınmaz mı? Duran topları çok iyi kullanıyor. Bizim o konuda eksiğimiz var. Sosa'yı da o yüzden çok istemiştim demiş. Sosa'yı ben de çok istemiştim ama Fenerbahçe aldı. Şimdi benim düşüncem şu yönde Günay. Ben açıkçası Mehmet Ekici'nin yeteneklerini kabul ediyorum. Çok yetenekli bir futbolcu. Ve Galatasaray'da fark yaratabilecek bir futbolcu. Ama ve lakin iki tane temel problemi var. Bir tanesi düzenli sakatlanıyor. Mutlaka eğer Fatih Hoca kadroda düşünüyorsa, kadroya katmak istiyorsa ki istediğini biliyoruz. Yani şöyle istediğini biliyoruz. Fatih Hoca'nın CD planları içerisinde olabilir yani Mehmet Ekici. A planında değil ama CD planlarında olabilir. Eğer böyle bir durum olursa Beşiktaş'ın Abubakar'ı nasıl ki detaylı bir sağlık kontrolüne sokacak, ondan sonra transfer edecek. Beşiktaş'ın Abubakar'ı transfer ettiği gibi, o detaylı sağlık kontrolüne soktuğu gibi Galatasaray'ın da Mehmet Ekici'yi sokması lazım ve maç başı anlaşma yapması lazım. Eğer bunları kabul ediyorsa olabilir. Katıl üyelerimizden gazete kritik Beşiktaş'ın lensi elinden çıkarması durumunda Galatasaray lensi alır mı? Ben böyle bir şey ihtimal dahi vermiyorum. Yani imkansız. Sonra lensi nasıl göndereceğiz diye gelecek sezon yayın yaparız. Eyüp Yani abi lens, şu mesajı görüyorum ya. Eyüp abi lens, bu lensi nasıl göndereceğiz diye mesaj geldi bile yani şu an. Zihnimde o mesaj canlandı Güney Esentürk. evet. Galatasaray'ın gündeminde Şimdi yok lens. Muhammed Yusuf Acar ısrarla Hasan Hüseyin Acar diyor. Her programda soruyor. Gündemde de yok yani. Ben ısrarla bu oyuncuyu araştırdım. Türkiye Ligi'nde iyi işler yapmış bir futbolcu. Fakat şu an takımı da satmayı düşünmüyor. Yani zaten çok iyi durumda değiller. Bir de Hasan Hüseyin Acar'ı gönderirlerse çok ciddi sıkıntı yaşarlar. Bence hem Galatasaray'ın ilgisi yok hem de takımı satmayı planında değil yani. Abdülkadir Tabakçı abi geri Rodriguez gelse iş yapar mı demiş Galatasaray'da. Valla
Yani Galatasaray'ın böyle denemeler yapma lüksü var mı? Ha, Geri Rodriguez'i şöyle kabul ederim. Galatasaray kanat oyuncusu alamıyordur. O transferi kesinlikle ve kesinlikle bitiremiyordur. Ve Geri Rodriguez de ben Arda Turan gibi aynı şekilde. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Ve maç başı ücret, maç başı kazanacak şekilde anlaşmaya da hazırım derse Geri Rodriguez'i isterim. Ama iki tane temel şartım var. Yani bir tanesi başka transfer yapamıyor olmak. Diğeri de oyuncuyla maç başı anlaşmak. Yoksa Geri Halil Rodriguez de son iki sezonu kayıp bir futbolcu yani. kesinlikle. Kesinlikle. Halil Kıvırım çok güzel bir soru sormuş. Takım neredeyse aynı. Galatasaray'ın geçen seneden farkı nedir? Oyuna bu kadar olumlu yansıyan şey ne? Önce ben bir küçük bir şey söyleyeyim. Ondan sonra sana atayım topu abi. Galatasaray hatırlayacaksınız bu pandemi sürecine girmeden önce şöyle bir sıkıntı sıkıntısı yoktu, sıkıntı özür dilerim. Hiçbir sıkıntısı yoktu. 8'de 8'di değil mi abi? 8'de Tabii 8 mi? ligin, bak, ligin ikinci yarısının en iyi takımıydı. Evet. Fenerbahçe gitti 3-1 yendi. Sivasspor'u da şans eseri beraberlikle ayrıldı. Sonra bir pandemi geldi abi. Bir de Beşiktaş'ta ilk seyircisiz maçı biraz o Çok iyi oldu. oynamadık. Çok iyi Evet, oynamadık. o maçta da oynamadık ama işte seyircisiz maçın İlk maçın o döneme gelmesi biraz Galatasaray'ı biraz afalladı diye düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte Galatasaray iyi çalışamadı. Özellikle kondisyonerin gitmesi, kondisyonersiz çalışması, şimdi scout birinin gelmesi ve şöyle bir şey var. Kim ne derse desin, burada belki linç de yiyebilirim ama söyleyeceğim. Geçen yıl Fatih Terim özellikle o süreçten sonra, aradan sonra eski Fatih Terim değildi. Biraz onun da temposu düşmüştü. Ama şimdi Hocada eskisinden daha rahatsızlandı. hızlı. Tabii ondan. Korona yakalandı hoca. Evet. O Yani yüzden biraz etkilendi. bütün bu olaylar arka arkaya gelince Galatasaray'ın şampiyonluktan uzaklaşmasına neden oldu. Şimdi ne? Şu an çok motive bir Fatih Hoca var. Scott Pri var. Takımı çok iyi çalıştırıyor. Rakip çok iyi analiz ediliyor. Bak, yani Başakşehir, Gaziantep ve Neftçibaki karşılaşmaları sadece işte teknik taktik vesaire bilmem neyle değil, aynı zamanda rakibe de iyi çalışarak, iyi hazırlanarak kazanılmış maçlardır. Bunların Evet. hepsi bir araya geldiğinde Galatasaray ligin en büyük favorisi haline geldi. Hele bu maçı da kazanırsa, 3'te 3 yapabilirse, ki iki tanesi derbi bunların, o zaman Galatasaray psikolojik üstünlüğü de eline geçirir. Evet, kesinlikle. Kesinlikle ve Sevda Yakıt Martin Linnes'e teklif var mı? Gidebilir mi? Ben şu an Linus'in çok değerli olduğunu düşünüyorum ki teknik ekibinde şu an Linus'in değerinin ne kadar değerli olduğunu anlamıştır diye düşünüyorum Eyüp abi. Sen ne düşünüyorsun? Valla Mert'in Linus'u iyi ki satmamışız yani. Saratçı'nın bu baldırındaki problem nedeniyle ihtiyaç olabileceğini ben zaten düşünüyordum. Geçen sezon da Saratçı sakatlanmamıştı. İyi ki satılmamış. Şu an zaten satışı söz konusu olamaz. Yani belki devre arasında Galatasaray başka bir savunma oyuncusu bulur. Mert'in Linus'u da değiştirebilir. Ama şu an için satış söz konusu değil. İstersen sorulara biraz ara verelim. Şöyle benim Tamam. not aldım. Başka konular var. Mesela derbinin hakemi Ali Palabıyık oldu. Çok küçük bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu yorumlarımın Fenerbahçe ile çok fazla alakası yok, ilgisi yok yani. Ben Ali Palabıyık'ın Galatasaray Fenerbahçe ve Fenerbahçe Galatasaray derbilerini kaldırabilecek o yetişkinlikte, o kapasitede bir hakem olduğunu düşünmüyorum. İki sezon önce Kadıköy'de oynanan derbide de derbi çığırından çıkartmıştı. Galatasaray'ın galibiyetini vermiş olduğu hatalı kararlarla engellemişti. Böyle bir hakemin yine bir Galatasaray derbisi, Fenerbahçe derbisine atanmış olması bence doğru bir tavır değil. Galatasaraylıları bu kadar tepki koyduğu, Galatasaraylıların bu kadar inanmadığı, güvenmediği bir hakemi Galatasaray maçına MHK atamamalıydı. Ben Peki Ali sence kim Palabıyık, olmalıydı? valla ben her zaman bu tarz maçları Cüneyt Çakır'ın yönetmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü Cüneyt Çakır baskıyı kaldıran bir hakem.
Doğru da verse, yanlış da verse baskıyla vermiyor. Ama açıkçası Ali Palabıyık'ın ben baskıyı kaldırabildiğini düşünmüyorum. Bir de iyi hakem olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle Bunu o bahsetmiş olduğum maçta ya yapılan bariz hatalar vardı. Yani var da olmasına rağmen bazı çok çok ciddi hatalar düzeltemedin. yaptı. Tabii şimdi yani göremedin, çalamadın. Tamam eyvallah. Var var. Vardan da düzeltmedin. O yüzden Ali Palabıyık'ın derbi atamış olması aslında Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nda ve MHK'de ne kadar etkisiz olduğunu, Galatasaray'ın hiçbir şekilde yönetiminin özellikle hiçbir şekilde sözünün geçmediğinin bir göstergesi. Ben bunu çok net bir şekilde söylerim. Yani derin Galatasaray diye bir tevatür var ya, Galatasaray'ın rakipleri Beşiktaşlar, Fenerbahçeliler, Trabzonlular bunu söylüyorlar. Derin Galatasaray devrede diyorlar. Keşke öyle bir Galatasaray yapılanması olsa bu arada. Bir böyle gizemli, Ya karizmatik şeyler hoşuma gidiyor ama yok. Yani derin Galatasaray diye bir şey yok. Bugün bir kez daha görmüş olduk. Derin Galatasaray olsaydı derbinin hakemi Ali Palabıyık olmazdı. İnşallah ne Galatasaray'ın lehine hata yapar, ne Fenerbahçe'nin lehine hata yapar. Sıfır hatayla maçı tamamlar, maçı etki etmez. Ve iyi olanın kazandığı bir derbi izleriz. Bütün temennim bu yönde. Ama ben maça daha iyi bir hakem atanabileceğini düşünüyordum açıkçası. Ali Palabıyık bende bir hayal kırıklığı yarattı. Ya ben de Twitter'da yazdım, çizdim bir şeyler. Ama ben de tabii ki de Ali Palabıyık'tan yana kullanmayacaklarını. Hatta bu maçta artık yani Cüneyt Çakır'ı verirler dedim. Yani ne kadar sevmesek de, ne kadar böyle hani o gelse bile ya bak yine Cüneyt Çakır'ı verdiler desek de bu maçları kesinlikle Cüneyt Çakır'ın yönetmesi gerekiyor. Benim düşüncem o. İşte bir sürü isim var, Fırat Aydın Ustalar vesaire ama bu maçları kaldırabilecek en iyi hakem Cüneyt Çakır ki aslına bakarsan hakemin üzerinde çok büyük baskı da olmayacak. Seyircisiz oynanacak. Çok büyük bir baskı da olmayacak ama hakem yetenekleri konusunda Ali Palabıyık'ın ben de senin gibi düşünüyorum. Çok yeteneksiz olduğunu düşünüyorum ve ısrarla bu maçlara atanıyor. Çok enteresan ki Fatih Terim de bugün basın açıklaması, basın toplantısında bu dile getirdi yani. Evet. Samat'ta Fenerbahçe'de demiştin. Evet. Envan Son Samat'ta dakika. Fenerbahçe'de. Şimdi ben bu oyuncuyu Galatasaray çok istedi. Özellikle Gent takımında geçirmiş olduğu bir sezon sonrası Galatasaray çok bastırdı. Hatta daha net konuşalım. İşte Gomis'in gittiği sezon. Tabii evet. Gomis ayrıldı ya. Galatasaray Samatta'yı transfer etmek için hem sezon başı hem devre arasında çok büyük mücadele etti. Ama olmadı. Samatta transferini gerçekleştiremedi. O zaman Belçika Ligi'nde inanılmaz istatistikler yapmıştı. Çok kaliteli bir futbolcu. Havadan yerden ceza sahası içerisinde çok tehlikeli bir santrafor. Güçlü bir santrafor. Fakat açıkçası son sezonu kayıp. Yani Aston Villa'da bir şey yapamadı. Aston Villa şimdi onu elinden çıkartmaya çalışıyor. Belçika'ya gitti, orada biraz gol attı ama Belçika Ligi Türkiye Ligi ile karşılaştırılmayacak bir lig. Yani orada iyi işler yapan futbolcular Türkiye'ye geldiklerinde sıkıntı yaşayabiliyorlar. En son işte Larin orada gitti, goller atıyordu. Hoş ligimizde de attı da ama işte ligimizin topçusu olarak göremiyoruz mesela Kyle Larin'i. Şimdi tabii ki de Fenerbahçe transfer etti falan. Hani transferi böyle olumsuz göstermeye çalışmıyorum. Sakın kimse de yanlış anlamasın. Eğer Belçika'daki performansına geri dönerse, o formunu yakalarsa, Türkiye'ye yansıtırsa Fenerbahçe için artı olur. Net evet, söylüyorum. İyi katkı verir. Ama Aston Villa'daki görüntüsünün dışına çıkamazsa da Fenerbahçe için hayal kırıklığı bir santrafor olur. 14 maçta bir gol atmış geçen yıl. Evet, Premier bir Lig'de gol atmış. Sonra gitmiş Belçika'ya devre arasında 20 maçta da 7 gol atmış. Ama Belçika Ligi'nde bu istatistiği Türkiye'ye taşıma ihtimali birazcık zayıf gibi gözüküyor. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Ben bir Galatasaraylıyım ama şöyle bakmıyorum. Fenerbahçe kötü olsun, Galatasaray kötü Fenerbahçe'ye geçsin demiyorum. Fenerbahçe de iyi olsun, Galatasaray da onun daha iyisi olmaya çalışsın. Onu o şekilde geçip başarılı olsun istiyorum. Samat da Fenerbahçe'ye hayırlı olsun.
Ligde de yani derbide de oynayacağı konuşuluyor ki ben hata olarak görürüm. Yani daha Türkiye Ligi'ne adapte olmadan, o takım arkadaşlarını tanımadan hemen direkt ilk 11'de başlarsa hem uyum problemi yaşar hem de diğer takım arkadaşları da açıkçası birazcık gönül koyarlar. Ya yani ben gönül koyardım yani. Evet. Düşünsene. Ener Valencia'sın, Frey'sin, işte Mamet Yams'ın, yedek kalıyorsun bir anda. Hop uçaktan iniyor, antrenman bile yapmadan gelip ilk 11'de oynuyor. Bunu hata olarak görüyorum ama ikinci yarıda oyuna alabilir Erol Bulut ve Galatasaray'ın stoperlerinin de mutlaka çok dikkat etmesi gereken bir oyuncu olur. Evet, Peter Hugo sorusu gelmiş. Emre Coşkun'dan alabilirsek 5 sene bizi taşır demiş. 5 seneden daha fazla taşır. En azından 2 sene oynadıktan sonra ciddi paralara Galatasaray bir oyuncuyu satabilir ama şu anda gündemde Aha. yok. Yani inanılmaz. Yani o kadar çabuk, o kadar kreatif bir futbolcu ki keşke Galatasaray transfer edebilse. Yani bambaşka bir takım olurdu Galatasaray ya. Yani Kamil Jozwiak, Yakup Moder, Hoge veya Kirill Despotov sakatlanmış galiba. Bu oyunculardan iki tanesini alabilseydi yani bambaşka bir takım olurdu. Şu anki seviye de çok iyi. Kimse yanlış anlamasın. Süper Lig'in bence en iyi kimyası, en başarılı ve en kaliteli kadrosu Galatasaray'da ama Avrupa'da da fark yaratabilecek ve daha potansiyelini daha fazla gösterebilecek bir takım olurdu Galatasaray. Evet, Ufkun Yüksel güzel bir soru sormuş. Cagne mi, Samatta mı? İki oyuncu da son sezonda kayıptı bakarsak aslında ama ben şöyle bir yorum getireyim. Cagne Türkiye Ligi'nde öyle ya da böyle 29 tane gol attı. Samatta en büyük başarısını Belçika Ligi'nde sürdürdü. Premier Lig'de herhangi bir başarı gösteremedi. Şimdi verilere baktığımız zaman Süper Lig kim ne derse desin Belçika Ligi'nden daha üst seviyede bir lig. O yüzden tabii Samat'ta gelecek oynayacak. Ondan sonra bir şeyler söyleyebiliriz ama Cagney şu anda veri olarak bence biraz daha önde. Yani bana hiç sorma. Niye sorma? Çünkü benim söyleyeceğim her şeyi söylüyorsun. Benden rol çalıyorsun Günay Esentürk. Ben de tam anlamıyla senin gibi düşünüyorum. Yani Samatta'nın daha iyi olma ihtimali de var tabii ki de. Ama şu an katkısını bildiğin Süper Lig'de 2 sezon oynamış ve son dönemde de formda bir grafik çizen bir Cagne var. Ben Cagne derim yani. Evet, o zaman Açıkçası. Cagney üzerinden devam edelim. 2 gündür konuşuluyor. Dün de konuştuk mu? Yok. Dün bu kadar konuşulmamıştı. Konuşmamıştık da fazla. Şimdi Despotov'a da bak bu mesajı da ben ekrana getireyim. Despotov'a buyurun. nazar değdirdik, sakatlanmış demiş. Evet. Şimdi bugün bir iddia atıldı ortaya. Diyorlar ki Cagney diyor ki bunu ben demiştim dün Cagney Başakşehir'e gider mi? Ben de işte başkanın yerinde olsam İrfan Can Kahveci'nin halini hatırlıyor sorardım nasıl diyeyim mi diye. Evet bugün ciddi ciddi yazıldı bu. Cagney'i verip ki bakın biz demiyoruz. Bu yazılan konuşulan bir şey. Cagney'i verip İrfan Can'ı alma ihtimali söz konusuymuş. Fanatik mi yazmıştı? Yanlış olmasın. Fanatik'in haberi. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ya buyur. Şimdi bak ne olmuş biliyor musun? Yani şöyle bir şey olmuş. Hatırlayalım. Beşiktaş Martinelli'si istedi Galatasaray'dan. Bu arada gerçekten istedi Beşiktaş Martinelli'si. Sergen Hoca çok Galatasaray'da istiyordu. Dorukhan Toköz'ü verin, Martinelli'si alın demiş. Yine Göksel Gümüş de Galatasaray arıyor ve Cagney'i bize satmayı düşünür müsünüz diyor. Durumu nedir diyor. İsterseniz İrfan Can Kahveci ile takas yapabiliriz diyor. Göksel Gümüşdağ da böyle bir şey mümkün değil deyip kapatıyor. Çok güzel olmuş Yani ya. bence Galatasaray'ın teklifi de bu arada kötü. Yani Kesinlikle kötü. şimdi senin İrfan Can Kahveci'nin yaptığı işleri yapabilecek futbolcun var elinde. Ama Cagney'in yaptığını yapabilecek futbolcun yok. Hele bir de Falcao sakatlanırsa santraforun Ali Yavuzkol veya Oğulcan Çağlayan olacak yani. Adem Büyük'ü de sattın. Yani Elinde şey de kötü bir yok. İyi bir santrafor da yok. ve alabilme ihtimalin de yok. Santrafor transfer edebilme ihtimalin de yok. Çünkü takasa giriyorsun ki zannetmiyorum yani üstte para versin. Çünkü İrfan Bak Can da kim ne Cagney derse de değerli bir futbolcu. Ben isterim öyle ya da böyle ama Cagney ile takasa girmek istemem açık ve net söyleyeyim yani. Bak burada mutluyum diyor zaten Cagde.
Ya işte Bak, İrfan Can Vişka. Laziyan'ın teklifi belki olabilir. İrfan Can ve Vişka ile Ya olabilir. onlar çok Vişka hayal ama ötesi abi. Yani Vişka'yı evet. kimin yerine oynatacaksın abi, bir de o var yani şu an. Yani Vişka'yı kimin yerine oynatacaksın? Ama biz de bir kanat oyuncusu istiyoruz yani. Diyoruz ki bir kanat Ama oyuncusu Vişka, lazım. hayır İki ama kanada oynayamıyor ama. bak Vişka Onyekuru tarzı bir kanat oyuncusu değil ki. Tabii. Vişka daha böyle durarak oynayan, Feghouli'ye benzeyen bir futbolcu Vişka. Kesinlikle. Bizim istediğimiz kanat oyuncusu Onyekuru tarzı bir futbolcu. Şimdi o yüzden bu takası ben Galatasaray adına gerçekçi, anlamlı bulmuyorum. Olacağını da zannetmiyorum zaten. Cagne ile Galatasaray bu sezonu tamamlayacak. Emre Coşkun Ali Yavuz kol sol kanatta denenilmez mi demiş. Denenir. Zaten sezon içerisinde bu tarz şeyler de göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Artun Agapoğlu demiş ki Asoba neden düşünülmüyor? Asamoah çok ilginç oldu. Yani Nainggolan'ı almaya gittin. Asamoah önerdiler sana. Anlatmıştık bunu biliyorsun Günay Tabii tabii senle. tabii. Ama Fatih Hoca istemedi Asamoah'ı. Hani bence olabilirmiş. Yani şöyle olabilirmiş. 31 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Ama Hı. hem sol bek oynuyor hem defansif orta saha oynuyor. Hatta stoperde de kullanabilirsin. Sol stoper olarak kullanabilirsin. Şimdi olabilir ama Fatih Terim refüze etmiş. Neden refüze etmiş? Oyuncunun ofansif istatistiği yok çok fazla. Fatih Hoca ondan, bir de yaşı var yani. Evet, Mustafa Demir Kedira işe yarar mı demiş. Valla yaramaz mı ya? Sami Khedira'dan bahsediyorsun Allah aşkına ya. Tabii ama çok Yani zor değil mi yani? mümkün değil. Keşke olsa. Ama zor yani. Zor. İlki Akın abi selam. Yönetimin şu 2 haftada bana göre kader haftası. Bence Fatih Hoca ya da transfer borçları var. Bir orta saha bir hızlı kanat alınmaz ise net yönetime yazar. Stanislav İvanov için haber var. Haber var mı demiş. Şimdi bence en kötü bir transfer gelecek bak. Fatih Terim'in bugünkü açıklamalarına rağmen ben kesinlikle ve kesinlikle bir tane transfer bekliyorum. Gelecek bence. 4 Ekim'e kadar o transfer gelecek. Sürpriz olabilir mi? Bir kanat oyuncusu daha gelebilir mi? Gelebilir. O da olabilir. Hatta Ivanov da olabilir. Stanislav Ivanov kanatta oynuyor. Bulgar bir futbolcu. Biz yani ben Despotov'u daha ön planda tutuyorum. Despotov bir iki seviye daha Ivanov'dan daha iyi bir futbolcu. Ama Ivanov da olabilir, başka bir isim de olabilir. Bekleyeceğiz. Ben transfer bekliyorum açıkçası. Yani Gidecek illa bir oyuncular da olması görecek. gerekiyor. İlla olması gerekiyor. Ali Asu Aus Mali 65-35 nasıl bir isim, çok enteresan. Muslera ne zaman sahalara dönecek demiş. Ben cevaplayayım bunu. Ocak ayı, Şubat ayı gibi dönebilir ki hala çalışıyor, antrenmanlara devam ediyor. Çok özverili bir kaleci, çok özverili bir insan ve Atatürk'ün söylediği gibi zeki, çevik, ahlaklı. Evet. Yani tam Atatürk yani Evlat gibi değil mi Muslera ya? yani mükemmel bir futbol, mükemmel bir insan, mükemmel bir sporcu. Çok da seviyoruz. Ben de bir kaleci antrenörü, geçip kaleci olarak da mükemmel bir insan yani. Keşke hep kalsa yani, hep onu izlesek. Hemen buradan başka bir soru. Sevda Yakıt tekrar sordu. Sevda Yakıt sürekli soru soruyorsun ama şimdi diğer arkadaşları da ayıp olmasın diye onların sorularına da cevap veriyorum. Falcao'ya ya Ama da başkasına sormuş. Muhammed'e sormuş soruyu. pardon. Bir tane soru sormuştum. Falcao gidecek mi diye gördüm. Ben Falcao'nun gideceğini düşünmüyorum. Açık ve net. Falcao ve Jack bir kalacak takımda. Marcão'nun da bu saatten sonra ben gideceğine inanmıyorum. Sen ne Ya düşünüyorsun abi? Marcão gider mi? Ben gitmez diyorum ya bu saatten sonra. bak, Marka'ya yapılan teklif ne? Dün senin kanalında konuştuk. Marka'ya yapılan teklif ne? 4 milyon euro bu sezon kiralayacaklar. Sonra da kaç? 8 milyon euro galiba. Yok, 9 milyon bu sezon. abi 2 milyon euroya kiralıyor. 13 milyon euro önümüzdeki yıl veriyor. Yani toplamda 15 milyon euro. Tamam, güzel. Bu Özgür Peki ben Sancar'ın o haberi. güzel, Özgür'ü tebrik ederim. Peki sen bu transferi yaptığında hemen Marka'nın yerine transfer yapabiliyor musun o aldığın 2 milyon euro ile? Ya mümkün Yapamıyor. değil. Abi mümkün değil yani.
Ne yapacağım? Ben orayı Marco Asuz oynayacağım bu sezon, öyle mi? Yani en kritik futbolculardan bir tanesi. Yani 15'i mümkün getirsinler değil. nakit, ki ben gene satmam ama hadi neyse, kulüp batak içerisinde çünkü. 15'i getirsinler alsınlar. Öyle 4 verelim, 3 verelim, 2 verelim olmaz. Çünkü Galatasaray transfer yapması lazım. Peki Galatasaray'ın da stratejisi bu. Neden transfer yapamadığımızı arkadaşlar da anlamış olacak. Modern ve Jozwe Ak'a gittiğimiz zaman aynı tip teklifleri yaptık. Kulüpleri kabul etmedi. Biz bunları anlatmaya çalıştık. Neden transfer olmuyor? Galatasaray önce kiralayacak, sonra satın alacak ve kulüpler aynı Galatasaray'ın tavrı gibi, aynı Eyüp abinin söylediği gibi getir bana parayı al diyor. Bu tipte transferler çok zor oluyor. Luyendama da iyi iş başarmış Galatasaray o dönemde. Çok iyi iş başarmış. Orhan Yerlikaya. Seri mi, Elneny mi? Sizce eğer fırsat transferi olacaksa hangisi demiş? Valla ben normal şartlarda seri derdim, fakat Elneny gittiğinde bir maç oynadı. Kupa karşılaşması mıydı neydi? Arsenal'de bir performans ortaya koydu ve çok güzel oynadı. Çok sağlam oynadı yani. Elneny'yi isterim açıkçası. Seri mi Elneny mi? Elneny diyebilirim. Arsenal'de oynadı. O son mücadeleden dolayı bir seri tercihim olabilir açık. Elneny tercihim olabilir açıkçası. Yani ben de Elneny'den yana kullanabilirim. Yani seri Galatasaray'da ilk başlarda kötü başladı, tutuk başladı. Son dönemlerde biraz daha iyiydi. Ama maç içerisinde çok konsantrasyonunu kaybeden bir futbolcu. Yani yok atamaz dediğin pasları atabiliyor. Ancak öyle bir hata yapıyor ki bir anda eyvah gol yedirecek. Yani bu tip hataları çok yapıyor. Oyun içerisinde git geri çok fazla. O Peki sebepten dolayı. bir soru da ben sorabilir miyim? Hatta Tabii. ekrana getiriyorum sorumu. Tamam Hazırsan abi. Bekliyorum. paylaşıyorum. Sadece sana değil, izleyen herkese soruyorum. Hayduk maçı bitti. Hayduk maçı, inşallah turu geçtik. Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın taktiği nasıl olmalı? Dizilişler ve taktik. Mesela Erol Bulut demiş ki, presle başlayacağız. Galatasaray'ın o pas oyununu bozacağız demiş. Galatasaray ne Yani yaptı? ben Galatasaray'ın yine hani bu Başakşehir kadrosunu bozmayacağını düşünüyorum. Yani o kadro bir şekilde tuttu. Özellikle Taylan mükemmel oynuyor. Falcao yine ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Yarınki maçta Cagne oynar ama Fenerbahçe maçında bence Falcao oynar. Arda Turan belki Fenerbahçe maçında oynatılmayabilir. Orada da nasıl bir şeyler olabilir, nasıl bir denklem kullanılabilir Ya bilmiyorum ben ama. Arda'yı ikinci yarı alırım abi. Yani Fenerbahçe derbisinde Etobo eğer orta sahada varlık gösterebiliyorsa, bir şeyler yapabiliyorsa Etobo ile başlarım. Arda Turan'ı ikinci yarı alırım. Emre'yi tam kanada çekerim. Sol iç gibi değil de sol açık gibi oynatırım. Etobo'yu oraya monte ederim. Maçın gidişatına göre de 45-50, yani işte 50-60 arası da Arda Turan'ı monte ederim abi. Arda Turan fresh bir şekilde, taze bir şekilde oyuna girerse 50'den 60'tan sonra ciddi anlamda fark yaratır. Ha, kesinlikle. Katılıyorum ama Arda Turan şu anda formunda değil. Ben orada Arda Turan Fenerbahçe maçında ilk 11 oynayacağını düşünmüyorum. Senin de söylediğin gibi. Etoboy'u artık ben Fenerbahçe maçında sahada göreceğimize inanıyorum. Etobo konusunda. 4-1-4-1 olmalı demiş. Ben 4-2-3-1'ciyim ya. Ben her zaman 4-2-3-1 yani. Evet öyle bir şey geldi. Galatasaray 4-2-3-1 oynamalı. Öndeki dörtlü presle ilk yarım saati geçirse Fenerbahçe yenebilir. Yani Galatasaray'ın üzerine gelebilecek bir şu an iki maça endeksi konuşuyorum. Yani Galatasaray baskı altına alabilecek bir futbol oynamıyor. Ya yani en iyi oyuncularını söyleyeyim bana göre Caner ve Gökhan. Yanılıyor muyum? Yani özellikle son maçta iki tane kafa topu var, ikisini de Gökhan attı. Şimdi tabii yarın akşam Hajduk Split maçını ve Fenerbahçe derbisini konuşacağız gece. Orada biraz daha detaylı konuşuruz. Yine cumartesi konuşacağız ve pazar konuşacağız. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi sürekli derbi konuşacağız. Bak düşündüm de şimdi. Orada da değerlendiririz. Ben şimdi Erol Hoca presli oynayacağız diyor. Presli oynaması demek
Hatay maçına benzer bir kadroyla çıkması demek. Çünkü Sosa, Mert Hakan Yandaş'la başlarsa orada orta sahada pres yapabilecek tek futbolcu Gustavo. Mert Hakan Yandaş sürekli pres yapamaz. Sosa zaten yaşlı bir futbolcu. O zaman ne olacak? Gustavo, Ozan ve Tolga ile oynaması gerekecek. Bu üçlüyle pres yapar ama bu üçlüyle Galatasaray'a atak yapamaz, hücum geliştiremez. Hatay'a yapamadılar. Hatay'a organize olamadılar. O yüzden ben Fenerbahçe'nin ya savunmayı tercih edeceğini ya hücumu tercih edeceğini. Birini tercih edecek. İkisini birden yapabilecek noktada değil Fenerbahçe. Savunmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Defansif bir kadroyla çıkacaklar diye düşünüyorum. Bu da Galatasaray'a fırsat tanıyacak. Günay, bir şey söyleyeceksen alayım. Sonra ben Ozan kısmında Ozan ya Ozan Fenerbahçe maçında Fenerbahçe en son maçında iyi oynamadı. Luis Gustavo da tüm maçlarda özellikle Erol Hoca ile beraber biraz daha defansif oynamaya başladı. Fark ettin mi? Yani hücuma çok fazla gelmiyor. Hep geride kalıyor ve topun arkasında kalıyor Luis Gustavo. Ki bence biraz daha öne atabilirse Fenerbahçe o üçüncü bölgede daha çok top çevirir ve daha çok top tutar. Yani Emre gittikten sonra Zaten zaten bunu yapabilecek futbolcu da yoktu. Geçen yılda da aynısıydı. Emre girdikten sonra 3. bölgede efektif oluyordu. Sosa'yı oraya iyi monte edebilirse Emre'nin görevini Sosa üstlenebilir. Ama Luis Gustavo konusunda Luis Gustavo yani 3. bölgede çok efektif oynayan bir futbolcu değil. Daha çok orta rakibi sahayla karşına. tabii orta sahayla defans arasında orada bir süpürücü. Hep topun arkasında rakibi kovalayan, top çalmaya çalışan ve geriden oyun kurmaya, hazırlamaya çalışan bir futbolcu. Yani Luis Gustavo 3. bölgede şu anda onunla beraber iyi bir Sosa olursa çok iyi oynayabilir. Yoksa Luis Gustavo 3. bölgede sana final pası atamaz. Çünkü çok geride kalıyor. Ve bunu Şimdi Galatasaray avantajı çevirebilir. bak, Fenerbahçe bence savunmacı bir takımı tercih edecek. Kontra ataklarla Galatasaray'a gol atmaya çalışacak. Galatasaray'ın da tam olarak istediği rakip bu. Galatasaray sete yerleşsin. Orada pas yapsın. Yetenekli oyuncularıyla pozisyon buluyor zaten. Galatasaray'ın da açıkçası bu taktik işine gelir. Galatasaray benim düşünceme göre hızlı bir kanat oyuncusu şu an için almamasından dolayı bunu söylüyorum. Kendi yarı sahasında kalırsa sıkıntı yaşar. Yani kendi yarı sahasında oyunu kabullenirse çok hızlı kontratak yapamadığı için rakibin üzerine pek gidemeyebilir. Ama rakip yarı sahaya yerleşti, rakibin daha çok topu kendisine verdiği her oyunda Galatasaray fark yaratır. Bak, Neftçi-Bakü böyle oynamaya çalıştı. Kendi yarı sahasında bekledi. Galatasaray işi bitirdi, fişi çekti. Yani her o pozisyonda Galatasaray bir şekilde golü bulur. Fenerbahçe'de eğer defansif bir takımla çıkıp kendi yarı sahasında beklerse Galatasaray bence Galatasaray'ın istediği rakip böyle bir rakip. Galatasaray orada Arda Turan, Falcao, işte Belhanda, Feghouli, bunlar hep Emre Kılınç, dar alanda iyi paslaşan futbolcular. Fenerbahçe'nin kilidini çözerler. Galatasaray'a karşı ofansif ve saldırgan oynamadığı sürece Fenerbahçe bence puan, maksimum beraberlik alabilir. 3 puan alamaz. Ofansif ve saldırgan oynayacak Fenerbahçe'nin kadrosunda şu an yok. Şu an yok. Yok. Şu an Ha, yok, evet. ileride birkaç oyuncu form tutar olabilir ama şu an Fenerbahçe'nin ofansif saldırgan oynayacak bir kadrosu yok. Bu nedenle ben Galatasaray'ı galibiyete çok yakın görüyorum. Ben de aynı şekilde görüyorum ve şunu da söylüyorum. Ya Feghouli ve sol kanatta artık Arda Moner veya oraya Emre Kılıncı mı atar? Efendim, Fatih Terim şunu isteyecektir. Orada baskı kurun. Çünkü şu anda benim gördüğüm kadarıyla benim kendi şahsi fikrim orada Caner'le Gökhan çok etkin. Çıkartmayın diyecektir ya. Orada basın önünde çıkartmayın. Feghouli'ye veya Emre Kılınç olur veya Arda olur. O ikiliyi çıkartmazsa Galatasaray yani zaten genellikle Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasında oynanan bir futbola dönüşecektir. Dediğim gibi temposuz bir Luis Gustavo, daha çok defansif alanda etkili olan bir Gustavo var. Ben de Galatasaray'ı çok 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 önde görüyorum ama derbinin havası biliyorsun abi çok farklı ya. Orada farklı bir ambiyans oluyor.
Kim ne derse desin bir heyecan oluyor. İsterse 100 tane derbi maçına çıksın. Ama yine o bacaklar bir kere titriyecek o sahaya çıkarken. Kaldı ki bir yayına çıkarken şöyle son 15 dakika heyecanlanıyorum yani ben şöyle her yayında. Zaten bu heyecan olmazsa bu işi yapmayalım. Bir futbolcu da maça çıktığında heyecan yapmıyorsa o işten artık zevk almıyordur. O işte bıraksın. O yüzden heyecan dozajı yüksek olacak ve dediğim gibi tempolu bir maç bekliyorum Galatasaray açısından. Belki fark bile olabilir ama hani derbi havası farklıdır. Umarım yanılmayız. Orhan Yerlikaya güzel bir mesaj göndermiş Günay. Bizim bu yıl en önemli özelliğimiz bence yapılan prese karşı pas oyunu ve geçişle çok güzel presi kırmamız demiş. Evet doğru. Evet çok kesinlikle. Geçen sene mesela Alanyaspor Erol Hoca'nın takımı Galatasaray'ı presle çok bozdu. Bak Alanya Galatasaray Alanya maçlarını izle özellikle kupa maçlarını izle. Hı hı. Agresif pres yaptılar ve Galatasaray'ın bağlantılarını kopardılar. Ama bu takım öyle bir takım değil. Bu takımın bağlantılarını kopartamazsan cezayı keser. Bak basketbolda tam sağ pres yapıyorsun ya. O tam sağ presi hı hı. iyi yapamazsan böyle gözü kapalı sana sayı atarlar. Evet. Normal savunmandan daha kolay sayı yersin yani. Bir oyuncuyu kaçırırsın çat bomboş turnikeyi bırakırlar abi. Hatta gelir smaç vurur yani. Şimdi aynı şey futbol için de geçerli. Eğer Fenerbahçe presle başlayacaksa, o presi doğru yapamazsa Galatasaray'ın o kadar kaliteli ayakları var ki o presten doğacak boşlukları çok ciddi cezalandırır. Valla bu bir yandan da gurur duyulası bir şey. Galatasaray çok fazla da transfer yapmadan Fatih Hoca'nın sayesinde, Fatih Terim'in oluşturduğu ekip ve futbol bilgisi sayesinde Galatasaray yine iyi bir kimya yakaladı. Sezon başında bu gözüküyor. Nazar değmezse derbide de favori olan taraf durumunda inşallah iyi bir oyunla centilmence aynı şekilde Galatasaray Fatih Hoca'nın önderliğinde bu sezonu başarılı bir şekilde geçirir diye düşünüyorum. İnşallah diyorum. Yavaş yavaş kapatacağız. Şunu hatırlatmak istiyorum. Benim de bir YouTube kanalım var. Abone olursanız çok sevinirim. Şu an bakıyorum abone sayıma. 1795. Ya şunu 1800 falan yapsak olmaz. 1800 de geçsin şöyle biraz. Abone olursanız sevinirim. Güney Esentürk yazdığınızda çıkıyorum. Sana güzel bir haberim var. Twitter'ın düzelmiş. Hayırlı olsun. Kim söylüyor? Ben söylüyorum. Gördüm şimdi bak. Nereden? Ha, abonelerim gözüküyor mu? Gözüküyor. Twitter'ın da düzelmiş. Hayırlı olsun diyorum. Yavaş yavaş sana, kapatıyoruz. Buyur benim abi. De sana bir mesajım var. Evet abi. Alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Eyüp abi bir şey söylemek istersen buyur. Mikrofon sende. Yavaş yavaş kapatalım. Ben şunu söylemek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı elimden geldiği kadar okumaya çalıştım. Eğer gözden kaçırdığım var ise lütfen kusura bakmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Ben de teşekkürlerimi iletiyorum sevgili arkadaşlar. Canlı yayınlarımız devam edecek. Arada bant yayınlarımız oluyor. Premier yayınlarımız oluyor. Benim iddia yayınlarım var. İleride bazı sürprizler yapacağız. Bir takım planlarımız var. Günay Esentürk, Arda Ergün ve Erdal Bozkurt'la beraber. Yine sizlere eğlenceli içerikler sunmaya çalışıyoruz. Bize desteğiniz için çok 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 teşekkürler. Yayını like yapın, öyle çıkın. Eve gitmeden yani ışıkları kapatmadan mutlaka beğen tuşuna basın arkadaşlar. Bunu da hatırlatarak ben de veda ediyorum. Hoşça kalın. Yarın gece maç sonrası buluşmak üzere ayrıca bunu da hatırlatalım. Evet. Maçtan sonra tekrardan karşınızda olacağız. Müşfik, biz bunu konuştuk. İleri sararsan mutlaka görürsün diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.